Merhabalar, biz Nişan Türk izleyicileri. Bir işi bilen programı daha sizlerleyiz. İşi bilen kısmında da değerli diş hekimimiz bugün bizlerle efendim. İbrahim Paknade bugün konuğumuz. Derseniz öncelikle hocama bir hoş geldiniz diyelim. Sizleri takdim edelim. Bizler de tanıyalım elbette. Ardından sohbetimize başlıyoruz. Hoş geldiniz hocam. Nasılsınız? Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Siz nasılsınız? Çok merse bizler deyiz hocam. Normal, aslında biz İranlıyız. Evet. Ama 23 yıldan beri evet. Türkiye'de diş hekimliğimizi, uzmanlığımızı evet. yapıyoruz. Bu serüven nasıl başladı hocam? Sizleri tanıyabilir miyiz? Ben İran Tahran şehrinde dünyaya geldim. Ve diş hekimliği maceram oradan başladı. Buraya kadar devam ediyor. Ne güzel, harika. Evet. Bu peki hocam mesleği isteyerek mi seçtiniz? Bir hikayesi var mı mesleği sizin için? Mesleği tabii ki isteyerek seçtim. İran'da lise döneminde bir kat projesi anlamında bir proje çıkarttılar. Bu kat projesi sizin daha sonra istediğiniz bölümü seçerken ondan önce bir hazırlık döneminiz olması gerekiyor. Haftada bir o işe gidiyorsunuz. Hı hı. Yani diploma elinize geldiğinizde ne yapmak istediğinizi biliyorsunuz. O yüzden ben de diş hekimliği seçtim ve iyi ki seçtim. Diş hekimliği çok seviyorum. Ve o şekilde devam etti. Harika hocam ve evet, çok uzun zamandan beri de mesleğimizi evet. profesyonelce yapıyoruz. Tıpkı aslında tıp alanı gibi sizin de çalışma alanlarınıza ayrılıyorsunuz hocam. Sizin evet. uzmanlık alanınız nedir? Ben aslında pek uzmanlık alanı sevmiyorum. Çünkü bir diş hekiminin, hocalarımızın bize öğrettiği gibi her şeyi bilmemiz gerekiyor. Hastanın bize geldiğinde, ağzını açtığında biz o sorunları görmemiz gerekiyor. Ve onları gördükten sonra yapabildiklerimizi yaparız, yapamadıklarımızı o zaman arkadaşlara yönlendirebiliriz. O yüzden bir diş hekimin her konuda kendini geliştirmesi gerekiyor diyebilirim ben. Haklısınız hocam bu anlamda. Derya deniz çünkü evet. diş hekimliği de. Ama sizlerin hocam çene evet. ve bununla birlikte yüz protezle ilgili aslında daha ağırlıklı olarak ilerlediğinizi söyleyebiliriz. Ben o bölümü çok seviyorum. Çünkü bir şekilde insanları mutlu etmeyi seviyorum. Ve çene yüz protez üzerinde de yeni başladım tabii ki doktoramı. Ama daha önceden protez kulak, göz, ondan sonra burun bunları yaptım. Wow. Evet. Peki hocam ne tür çalışmalar yapıyorsunuz? Ben diş hekimliği ile ilgili genel olarak hastanın ağzına girdiğimde bunu yapamam, bunu artık kimse yapamaz diyemiyorum. Ne gerekirse hatta dediğim gibi o şeyin üzerinde, yapamadığım şeyin üzerinde oturup düşünüp yeni bir icat da çıkarabiliyorum. O yüzden şey yapamıyorum yani hastayı artık tıp çaresiz size hiçbir şey yapamıyoruz demem. Oturup üzerine çalışıp bir çare bulurum o hastayı. Mutlaka bulurum ben. Ne kadar güzel hocam ya. Vallahi yani bu yolda umutsuzluğa düşürmüyorsunuz. Hiç. Teknoloji de ilerliyor. Tabii elbette ki. Ki onlardan faydalanarak. Tabii. Sonuna kadar hastanın sağlığına yönelik aslında hayatında günlük hayatını idame ettirme tabii açısından ki. Rahatlıkla, kolaylıkla bir yol gösterici oluyorsunuz. Tabii. Ki neticesinde diş... Her daim bizle yani kaçamayız. Hani bir baş ağrısını belki bir şekilde oyalamaya çalışırız, ilaçlarız ama diş öyle değil hocam. Gerçekten öyle. Günlük hayatımızda ağrıdığı zaman ağzımızda açacak halimiz olmayabiliyor açıkçası. Biz dikkat ederseniz tabii ki göz de ihtiyacımız olur, kulak da ihtiyacımız olur ama diş de ihtiyacımız olan ve en erken çıkan organlarınızdan ve kullanabileceğimiz şeylerden biridir. O yüzden dişe çok önem vermemiz gerekiyor. Kesinlikle. Diş bakımına önem vermemiz gerekiyor. Sorun olsun olmasın 6 ayda bir kontrol. Kontrol mutlaka olması gerekiyor. Yani bazı insanlar benim ağrım yok diyorlar ama daha sonra yaşayacak o problemler keşke daha önce gitseydim diyenler olabiliyor. Çünkü diş ağrısı çekilmez tabii bir ki. Hal aldığı zaman keşkelere tabii.
söylemlere başvurabiliyoruz. Dişçi koltuğundan korkmamak gerekiyor hocam. O da şimdi siz bir geriye dönerseniz hep korkuyla sanki işkence yapıyormuşuz gibi bir his veriyor insanlara. İster istemez belki ben de dişçi koltuğuna oturduğumda ya da diş hekimliği koltuğuna oturduğumda, çünkü biz pek fazla dişçi koltuğu demeyi sevmiyoruz. Diş hekimliği koltuğunda oturduğumuzda ben de korkabilirim. Çünkü benim dişimi yapacak kişi ne kadar bilinçli olduğunu bilmiyorum. Ve kendimi kime teslim ettiğimi bilmiyorum. O yüzden insanlar önceden bir kiminle muhatap olduklarını bilmeleri gerekiyor. Bir araştırma yapmaları gerekiyor. Ben kendimi kime teslim ediyorum? Hı hı. Bu kişinin muayenehanesi çok lüks. Acaba bu çok iyi mu güven? Evet. Hı hı. İyi bir diş hekim mi? Ya da bunun muayenehanesi bilmem çok basit bir muayenehane. Acaba kötü bir diş hekim mi? Öyle şeyler adlandırmamak gerekiyor. Adlandırmamak yaptığımız gerekiyor. İş önemli. Gerçekten öyle. Hı hı. O yüzden koltukta oturduğumuzda hekimimize daha önce bildiğimiz için güvenmemiz gerekiyor. Aynen öyle. Peki hocam, sizin bir de patent aldığınız noktalarınızda onlardan bahsedelim mi? Ben dediğim gibi hastam koltuğa oturduğunda şey sevmiyorum. Ay bunu yapamayız artık. Hiçbir çaresi yok. Otururum. Ne olursa olsun, benim branşım olmayabilir. Belki arkadaşlarım şimdi bana kızabilirler. Siz bizim bölümümüze niye karışıyorsunuz? Ama ben dediğim gibi bir diş hekimin her şeyi bilmesi gerekiyor. Bir patent de çok önemlidir. Yani o patenti patent haline gelene kadar bir sürü süreçten geçiyor. Sen daha önce böyle bir fikri daha önce yapmışlar mı, yapmamışlar mı, bunun patenti alınmış mı, alınmamış mı, bunları bilmen gerekiyor. O yüzden bir şeyin üzerinde patent aldığında çok bilgin olması gerekiyor. Hı hı. Ve gerçekten bir şeyi ortaya çıkarmak için çok araştıracaksın. Patentler de bir şey üzerindedir. Genellikle kanal tedavi yaptığımızda bir kanal tedavi aleti kanalın içine kırılıyor. Onu çıkarmak için bir alet tasarladım. İmplant tasarladım. Ondan sonra ortodonti ile ilgili parçalar tasarladım. Protezle ilgili bir sürü şeyler tasarladım. Ve hala da projelerim devam ediyor. Hı hı. Hatta geçen bir arkadaşımla görüştüm. Tel tedaviyle bel fetığını bile düzeltebiliriz. Öyle bir şey düşündüm ama benden daha önce davranmışlar. Patent başvurusu yaptıktan sonra bir baktık böyle şeyi daha önce düşünmüşler. O yüzden bu da güzel. En azından sadece kendi alanım değil, insanları nasıl daha çok mutlu edebilirim başka alanlarda, başka doktor arkadaşlarla görüşüyoruz, konuşuyoruz. O yüzden hep şahane. Bu yönde. Harikasınız hocam. Türkiye diş hekimliği nasıl değerlendirirsiniz? Türkiye konum açısından çok iyi bir yerde. Yani hem Asya'nın güzelliklerini almış, hem Avrupa'nın güzelliklerini almış. Bence Türkiye çok iyi durumda. Seminerlere katıldığımızda Türkiye geri kalmış değildir. O yüzden Türkiye bence çok iyi bir yerde. İnşallah da daha iyi bilinçli olmamız gerekiyor tabii aslında. Tabii. Peki hocam, bununla birlikte diş hekimi neler yapabilir? Diş hekimi ağız kavitesinin içinde her şey yapabilir. Her şey yapabilir. Ve ortodonti ile ilgili ya da protezle ilgili biraz daha dişe doğru yüzümüzün şeklini düzeltebilir. Ondan sonra mesela çene cerrahları var. Çene önde konumlandıysa ya da üst çene öne doğru konumlandıysa onları düzeltebilirler.
Dolgular yapabilirler, kanal tedaviler yapabilirler, protez yapabilirler. Bazı insanlar zannediyorlar ki yaptıkları protezler devamlı ağızlarında oynaması gerekiyor. Yok, onları sabit yapabilirler. Dediğim gibi biraz dişin üzerinde, ağzın üzerinde düşündüğünüzde yapamayacağımız bir şey yok. Her şeyi yapabiliriz. Aslında hani kısıtlı gibi bir alan da görünse derya deniz aslında, evet, hocam. Her şeyi yapabileceğimiz her şeyi yapabiliyoruz. Bundan sonrası için hedefleriniz nelerdir sizlerin? Ben bu şekilde devam ediyorum. Ben hiçbir zaman artık ben diş hekimi oldum, uzman oldum, bilmem şu oldum, bu oldum değil. Ben insanları mutlu etmeye devam edeceğim. İnşallah hocam. İnşallah. Peki sizlere nasıl ulaşabiliriz? Benim telefon numaralarım var, mail adresim var. Beni o şekilde bulabilirler. Bununla birlikte hocam birçok hasta aslında görüyorsunuz. İnsanların ne kadar diş hekimle ilgili bilgileri olduğunu söyleyebiliriz sizce? Şimdi şöyle bir şey var. Genellikle bir sürü sağlık programları var. Bu sağlık programları hep bir şekilde ekonomiyi destek olsun diye yapılıyor. Ama biz insanlara nasıl eğitim vereceğiz, nasıl baştan çocukluktan nasıl çocuklara eğitim vereceğiz diye bir program ben pek göremiyorum. Hep nasıl dişlerimizi beyazlatabiliriz, nasıl bilmem daha hoş gülebiliriz, nasıl bilmem hep şöyle şeyler görüyoruz ama biraz da çocuklarımızı düşünüp oradan bir eğitim verip gelirsek bence daha iyidir diye düşünüyorum. Ağaç yaşken eğilir misal, evet, hocam. Bizler, evet, olup bittikten sonra sadece dış görünüş olarak yaklaşıyoruz. Tabii. Ama biraz daha içine, derinine, evet, biraz insek, daha köküne insek daha iyi oluyor. Daha iyi olacak inşallah. İnşallah, inşallah iyi olur. Bu anlamda da hocam çok teşekkür ediyoruz sizlere. Bilgilerinizi bizlerle paylaştınız. Çok teşekkür ederim. Ben de sizden çok teşekkür ediyorum. Nice güzel başarınızın da kat ve kat devamını diliyorum hocam. Çok emeğinize, yüreğinize sağlık. Çok teşekkürler, sağ olun. Çok mersi. Değerli diş hekimimiz bugün bizlerleydi efendim. İbrahim Paknaydı hocam İşi Bilen programındaydı. Bir sonraki yayında da görüşebilmek dileğiyle. Hoşça kalın.